Merhaba dostlar, Para Bilgi kanalına hoş geldiniz. Burada verilen hiçbir bilginin yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatalım. Kanalımıza abone olmadıysanız da abone olup bildirim ziline çalarsanız bizi çok çok edersiniz. Evet arkadaşlar, Aselsan'dan dev bir adım geldi bugün. Aselsan'dan büyük bir anlaşma. Aselsan Eylül ayından sonra bu ayda büyük bir anlaşmayı imza attı. Ve Aselsan hisseleriyle ilgili son tahlillerimizi yapacağız arkadaşlar bu videoda. Aselsan Turaşaş ile 44,9 milyon euroluk sözleşme imzaladı. Bu gelişme Aselsan hisselerine pozitif yansıdı diyor. Evet, dünkü hisselere gerçekten pozitif yansımıştı ama bugünküleri birazdan sizlere sunacağım son durumunu. Ama dünkü durumlara baktığınız zaman zaten bunun da videomuz, daha önce bir video yapmıştık. En fazla para girişi olan hisseler içerisinde Aselsan 3. sıradaydı arkadaşlar. 1 Kasım'ı 33-34'ten kapatmış. 2 Kasım'ı ise 35-88'den kapatmıştı. Ağırlıklı 34,91'den %7,62 değer kazanmış. Ve 2 Kasım'da en fazla hisse oynaklığı olan önceki işlem adedi mesela 1 Kasım'da 112 milyon 405 iken 2 Kasım'da 232 milyon 290 bin 347'ye %106 gibi büyük bir oranda işlem adedi yükselmişti Aselsan'ın ve 7,5 neredeyse değil mi? Yok, 7,62 değer kazanmıştı. Bugünkü son değerlerine de birazdan haberimizden sonra sizlere bildireceğiz arkadaşlar, anlatacağız. Evet, Aselsan Borsa İstanbul'da Aselsan koduyla bulunuyor arkadaşlar. Türkiye Yaylı Sistem Araçları Sanayi Anonim şirketiyle toplam bedeli 44,9 milyon euro olan iki sözleşme imzalamış. Şirket tarafından konuyla ilgili kapa yapılan açıklama. Tabi biz bu videomuzu yapıyoruz. Yani hiçbir yönlendirme yok ve yatırım tavsiyesi değil. Aselsan ama şimdi Türkiye Yaylı Sistem Araçları'yla yapıldığı zaman da bu Kardemir'le geliyor aslında arkadaşlar. Evet, bir Ereğli, Kardemir, Çelik'le ilgili sistemlerin daha büyük bir portföyü, satış oranı ortaya çıkıyor. Bunu da belirtmeden geçmeyelim lütfen. Yani şunu diyebilirsiniz, tam Aselsan bir anlaşma yapıyor ama sonuçta bunun tedarikini alacağı şirketler de borsamızda. Bunlar da Ereğli ve başta Kardemir olmak üzere. Evet arkadaşlar, Aselsan ile Türkiye Yaylı Sistem Araçları Sanayi Anonim Şirketi TÜRAŞAŞ arasında milli elektrikli tren setleri için CER zinciri ve ekipmanları ile tren kontrol ve izleme sistemi projeleri ile ilgili olarak 11.01.2022 tarihinde toplam bedeli 44 milyon 93.859 euro tutarında iki sözleşme imzalanmıştır. Yani 44-45 milyon diyebiliriz yani buna. Söz konusu sözleşmeler kapsamında teslimatlar 2023 ve 2025 yıllarında gerçekleştirecektir. Arkadaşlar, bildiğiniz gibi Aselsan Eylül ayında da büyük bir anlaşma yapmıştı. Bunu da belirtelim. Bunu da aklımızda alalım. Aselsan uluslararası bir müşterisinin kullanımına yönelik olarak aviyonik sistemleri kapsayan 31,81 milyon dolar tutarında bir satış sözleşmesi imzaladı. Anlaşma sosyal medya hesapları üzerinden duyuruldu. O günkü Eylül'de duyurulmuştu bu. Aselsan Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Profesör Doktor Haluk Görgün anlaşma hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda aviyonik sistemlerdeki Aselsan mühendisliğinin milli gücünü global arenaya taşımaya devam ediyoruz. Ülkemize, sektörümüze ve dünya havacılığına hayırlı olsun ifadelerini kullandı. Evet dostlar, bu etkilenmeler borsamızda bulunan çelik markalarını da etkiler. Yani bu anlaşma, yani bunu da göz önünde bulundurun lütfen. Ama lütfen bunları yatırım tavsiyesi olarak almayınız arkadaşlar. Şimdi Aselsan'ın bugünkü durumuna bir bakalım. Evet, basına düşen haberlerde hisseye pozitif yansıdığı söyleniyordu ama bugün Aselsan neredeyse %90'lık bir durumda negatifti arkadaşlar. %1,78 dünkü kar satışları, artık bunlar bütçeden sonra da onu diyebiliriz. Çünkü dün %7,62 değer kazanmıştı hisse. Bunu bugün bir videomuzda açıkladık arkadaşlar. Buna bakabilirsiniz. En fazla para girişi olan hisseler videomuzda. Açıklamada linki bulunur. Kanalımızdan da bakabilirsiniz. Evet. Görüyorsunuz, bugün Aselsan bu anlaşmayı dün aldığı için büyük bir şey almış, prim yapmış ama bugünkü durumuna baktığınızda 1,73 düşmüş arkadaşlar. 5 günlük ise %10 gibi iyi bir geliri sahip şirket. Evet dostlar, Aselsan gibi gözümüzün nuru olan şirketlerin yapmış olduğu bu anlaşmalar, özellikle yurt dışı ihracatla ilgili yapmış olduğu anlaşmalar Borsa İstanbul açısından gerçek manada çok önemlidir. Evet dostlar, lütfen bunları yatırım tavsiyesi olarak almayınız.
fikirlerinizi, düşüncelerimizi biz burada anlatmaya çalışıyoruz sizlere. Lütfen kendi düşünceleriniz, fikirleriniz ve araştırmalarınızla şirketlerin, her zaman diyoruz, geleceklerine yatırım yapınız. Şirketlerin geleceklerini, mali yapılarını ve yatırımlarını araştırarak yatırımlarınızı yapınız. Bizim fikirlerimize dayanarak yaptığınız yatırımlardan zarar görebilirsiniz. Evet, kanalımıza da abone olmadıysanız lütfen abone olun. Bu sizin için basit, bizim için önemli bir motivasyon. Katıl ve teşekkür butonlarımız da aktif. Buralardan da bize destek olabilirsiniz. Hepinize bol bol kazançlar efendim.